Herkese merhabalar arkadaşlar. Epeydir yine görüşmüyorduk. Bugüne kısmetmiş artık. Şimdi biz tabii evlenme sürecine falan girdiğimiz için pek çok şeye vakit bulamıyoruz. Artık zaten içeriklerimiz de çok seyrekleşti. Biraz YouTube'a odaklanmıştık vesaire vesaire. Böyle bir şey giriş yaptıktan sonra artık onları da unutmuşuz. Nasıl intro yapılır? Nasıl yapılmaz? Sanki çok profesyoneldik ya bu konuyla alakalı. Böyle bir hisse kapıldım bir an için. Bu açıklamayı da yapmaya ihtiyacı duydum. Neden bilmiyorum. Neyse, lafı geveliyorum çünkü önümde hazır bir tekst yok. Yani bu ne demek? Şöyle anlatayım. Amacım ne, niyetim ne? Diablo Immortal'ın çıkışına 3 ya da 4 gün falan kaldı. Yani Haziran'ın ikisinde gelecek. Bugün ayın 28-28 Mayıs'tayız. Haziran'ın ikisinde gelecek ve bütün dünyada Türkiye ile eş zaman olarak işte vesaire free to play olacak. Yani oynama ücretsiz olacak. Herkes aynı anda girebilecek. Bununla ilgili insanların neler bekliyor? Hani oyun gameplay anlamında yani oynanabilirlik, yani oyun nasıl oynanırdan ziyade hikayede bizi neler bekliyor tarzında bir ön hatırlatma yapmak istedim ve bunu da çok uzatmak istemiyorum. Yani şimdi şeye baktım böyle Diablo Immortal'la alakalı yaptığımız videolara. Genelde lore'la alakalı, hikayeyle alakalı sohbetlerimizi hep canlı yayında yapmışız. Orada arkadan Discord'dan birileri bir şey demiş, WoW konuşmaları karışmış falan filan. Biraz netliğini bozmuş orada. Ama gameplay olarak bir içeriğimiz var. Hatta uzun, kısa, işte dungeonların yapıldığı, yani dungeonların yapılırken ki kaydı var. Orada bir dungeon'la, yani instance'lar nasıl onu görebiliyorsunuz. Ne nasıl diye bir video var Diablo Immortal'la alakalı kanalımızda. Yani oyun nasıl oynanıyor, gameplay'de bize neler sunuyor, ne gibi içerikler bizi bekliyor, bu tarz şeyler var. Ama hikaye anlamında böyle özet anlatacak, yani bizi tam anlamıyla neler bekliyor, yani biz oyuna girdiğimiz andan itibaren nelerle karşılaşacağız hikaye anlamında, tekrar söylüyorum. Bu tarz bir şey yapmamışız. Yani dediğim gibi yapmışız ama hep kaçmış aralarda. Öyle bir şey yapmak istedim ve dediğim gibi yoğunluğumuzdan dolayı da böyle bir alt metin hazırlayıp işte onu seslendirip daha sonra üzerine görseller alacak bir vakit yaratamadım. Özür diliyorum. Bir de şey için özür dileyim. Arkadaşlar burnum tıkalı, arada fırk fırk diye çekersem kusuruma bakmayın, biraz rahatsızım. Boğazım ağrıyor. Böyle tam bir kıştan yaza hızlı geçiş dönemi malumunuz. Birazcık çarpılmışım. Velhasılı kelham. gibi. Velhasıl arkadaşlar bir giriş yapalım artık şeye konuya. Zaten yapmadım, uzun uzun yarım saattir konuşuyorsun be adam falan diye. Şimdi arkadaşlar şöyle Diablo Immortal'ın ilk ortaya çıktığı dönemler, yani ilk ortaya çıktı derken düşünsel olarak, yapısal olarak işte böyle bir oyun yapalım, işte mobil olsun, ara bir şey olsun falan gibi düşünüldüğünde Diablo 2 ve Diablo 3 arasında bir dönemi yansıtması düşünülmüş. Yani neden böyle düşünülmüş? Aslında tam şeyim yok. O birçok aslında Q&A'de falan cevaplandı ama işte dönemsel olarak oraya denk geldi. İşte Diablo 4 arasında pek nasıl söyleyeyim, hani bağ yapacak bir şeyimiz olmadı gibi falan, böyle bir değişik şeyler geldi. Biliyorsunuz Blizzard Diablo Immortal konusunda biraz heyecanlı. Çünkü hem olumlu hem olumsuz tepkiler vardı. Olumsuz tepkiler çok fazlaydı. O krizi biraz yönetmekte çuvalladılar diyebiliriz. Çünkü işte canım telefonunuz yok mu falan dediler. Adam muhabbet oldu işte. Yani ben eleştirel yaklaşmıyorum. Hani bu şeyde çok bir hengame oldu. Tam durum yansıtılamadı. Ama şeyi söyleyebilirim. Yani şu anda karşınızdaki görselde de zaten yarım saattir gördüğünüz üzere Diablo 2 ile burada Diablo 2 ile Diablo 3 arasındaki hikayeyi bağlayan bir oyun olacak hikaye olarak. Zaten yapı olarak, oyun yapısı olarak Diablo 3 görselleri, işte atıyorum skill animasyonları, işte karakter yetenekleri, şunlar bunlar. Yani atıyorum bir Wizard'a giriyorsunuz, Diablo 3'teki skill'lerden işte nasıl söyleyeyim, türetmeler. Demon Hunter oynuyorsunuz, Diablo 3'teki yeteneklerden türetmeler falan şeklinde. O anlamda Diablo 3'e zaten yakın bir oyun. Hikaye anlamında da şu an bu görselde koydukları gibi Diablo 3 ile Diablo 2 arasında bir konumda yer alıyor. Peki şimdi Diablo 2'de ne oldu? En son biz Tyrael'la beraber bağlı durdurmak için gittik ve dünya taşının
yozlaşmış olduğunu, yani corrupted olduğunu fark ettik ve Tyrael dedi ki bu böyle olmaz, bu kurtarılabilecek durumda değil. Bu arada Dünya Taşı da Anu'nun gözüydü, hatırlarsanız. Anu da işte şey tanrısı. Bu arada ben bu tarz detaylara girmeyeyim arkadaşlar bu kanalda. Yani bizim kanalımızda, ki zaten Diablo evreninin hikayesi anlamında kanalımız best diyebilirim falan. Böyle kendi gereksiz bir özgüven patlamasından sonra devam edeyim. Tyrael Worldstone'u patlattı. Şimdi Worldstone öyle alelade bir şey değil. Dediğim gibi evreni oluşturan tanrının bir parçası. Özür dilerim. Bundan dolayı yani bu etrafa saçılmış, işte parçalara bölünmüş bu güç yumağının bir odağı, ilgi çekme alanı olacak da illaki yani. Diablo Immortal'da tam olarak bunu anlatıyor. Diablo 2'nin sonunda patlak veren bu olayın takibini yer alan bir hikaye gelişmek zorundaydı. Ve mantıklı da, çünkü dediğim gibi bir tanrı parçacığı düşünün. Bir tanrı parçacığının gücünün nelere kadir olacağını diyeyim. Nelere yol açacağını biz hayal edin yani. Şimdi burada da zaten Immortal şu görselindeki arkadaş devreye giriyor. Bu arkadaşın amacı şu. Bu Worldstone'un aslında çok özet olarak söyleyecek olursak, bu dünya taşının, Worldstone'un, Anu'nun gözünün parçalarını toparlayıp Diablo'yu uyandırmak. Peki kim bu arkadaş? Bu arkadaş Skarn dediğimiz bir abi. Şöyle gösterebiliriz. Skarn. Şöyle görselini açayım size. Şurada da var. Bu arada site olarak Diablo Wiki sitesini kullanıyorum. Eğer dileyen olursa hani oradan da yazıları okuyabilir, ama ben hızlı bir özet yapacağım size. Skarn görsel olarak, bu tabi şey, oyundaki görseli biraz daha farklı olacaktır. Görsel olarak bu şekilde bir arkadaş. Peki kim bu? Diablo'nun teğmeni. Ama Diablo, Baal, Mephisto gibi Sanctuary'e odaklanmaktan ziyade ana düşüncesi şu. Diablo öldü. Biliyorsunuz Diablo 2'de işte biz kendi realmine gidip, kendi alemine gidip Diablo'yu öldürdük. Çünkü Diablo 3'teki Diablo'dan bahsetmiyorum. Diablo 3'teki Diablo'nun cesedi, yani vessel'ı, yani ne diyeyim işte, bedeni farklı bir formda olduğu için orada pek çok iblisin bedenini barındırıyordu. O primeval olarak geçiyordu. Yalnız Diablo ruhundan bahsedemiyoruz orada. Zaten konu da farklı. Bak diyorum, uzatıyorum. O yüzden kanalın videolarına bak hikaye için. Diablo'yu uyandırıp, dünya taşının parçacıklarını toplayıp Diablo'yu uyandırıp sonsuz savaşı yeniden başlatmak istiyor. Çünkü Skarn sonsuz savaşın henüz bir sona ermediğini düşünüyor ve hala aktif olarak devam ettiğini. Aslında haklı, çünkü sonsuz savaş, yani Eternal Conflict aktif olarak devam ediyor. Sadece artık savaş meydanı olarak Sanctuary, yani bizim oyun içerisinde yaşadığımız dünyayı seçmiş durumda. Biraz oyundaki görseli buna benzeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunları şöyle kapatayım. Dediğim gibi Skarn'la karşılaşacağız. Aynen burada da yazıyor. Eternal Conflict'te yeniden başlatıp İşte nasıl söyleyeyim, cehennem tarafına doğru dengeyi değiştirmek istiyor. Bunun dışında neler olacak? Yani bunun dışında neler olacak derken, tabi ana olay bu. Tabi biz buna engel olacağız. Ama tabi yeteri kadar engel olmadığımız için Diablo 3 gelecek. Oradaki hikayeye bağlanacak. Vesaire vesaire. Orada da şöyle, bu arada şurada çok güzel bir görsel var. Skarn'ı arkada görüyorsunuz. Şurada Baal, Kontes. Adını hatırlayamadığım ama Diablo Immortal'da yer alan şey. Kötü karakter diyelim. Burada da zaten Skeleton King var. Şöyle gelelim. Yine arkadaşlar Diablo Wiki sayfasında Diablo Immortal sekmesine gelirseniz İngilizce olarak, hani yabancı diline güvenen, bilen arkadaşlar varsa girip okuyabilirler. Ben hızlıca bir özet geçeceğim bununla alakalı. Çünkü Diablo Immortal'da karşımıza çıkacak iki tane önemli karakter var diyeyim. İki tane önemli karakter olgusu var. Onlardan birisi arkadaşlar Demon Hunter'lar. Demon Hunter'lar. Şimdi şöyle söyleyelim. Biz Diablo 2'de Natalia ile karşılaşıyorduk. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Natalia karakterini hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi o Viz'Jaktar üyesiydi. Viz'Jaktar da Diablo evreninde büyücüleri öldürmek üzere kurulmuş bir assassin topluluğu. Yani bir suikastçı birliği gibi bir örgüt idi. Daha sonra
Yani bu adamların demonlarla falan işi yok. Bunlar çünkü şöyle söylüyor. Vakti zamanında büyücüler işte diğer alemlerden ruhları çağıra çağıra demonları dünyamıza, yani iblisleri dünyamıza musallat ettiler. Yani dünyamızın bu durumda olmasının suçlusu bu arkadaşlar diye düşünüp böyle bir örgüt kuruyorlar. Tabii örgüt daha sonra hani etkinliğini yitiriyor, yavaş yavaş kayboluyor falan derken Natalya, Diablo 2'de önemli bir karakterdi bu arada. Orada gidip quest alıp veriyorduk. Demon Hunter birliğini kuruyor. Ve bu şu an belki aranızda yoktur ama Heroes of the Storm'da Valla diye bir karakter var. Valla karakteriyle ön plana çıkacak bir örgüt şey yapıyor. Valla karakterinin ismini zikretmemiş sebebi şu. Biz çünkü Diablo Immortal'da Valla'yı tanıyacağız. Şöyle çünkü Diablo 3'te oynadığımız Demon Hunter birliğindeki, yani Demon Hunter karakteri Diablo Immortal'a bağlanıyor aslında. Yani bizim bildiğimiz Demon Hunter'lar, yani İblis Avcıları Birliği Diablo Immortal döneminde kuruluyor. Ve bunun nasıl kurulduğunu işte oyunun hikayesi sırasında öğreneceğiz, anlayacağız ve gayet de güzel olacak. Aslında alfası ve betası geldiğinde biz yayınlar yaparken buna denk gelmiştik. Ama şimdi arayıp bulması hem zor hem de dediğim gibi orada biraz içerik kirliliği de olmuş. Onun adını, yani özür diliyorum sizden. Ama dediğim gibi zaten alfa ve beta sürümü olduğu için oyun değişebilir. Yani biz farklı bir hikaye akışı görebiliriz ya da kısa tutulmuştur burada. Yani dediğim gibi tam içeriğini zaten oyun çıktığında görecektik. Ama önemli olaylardan biri Valla ile karşılaşmamız. Yine şöyle söyleyeyim, Heroes of the Storm'daki tanıyacağınız arkadaşlardan biri Zul geliyor. Zul, yani XUL olarak yazılıyor. Zul da Ratman'ın müritleri olarak karşımıza çıkıyor ve aslında nasıl söyleyeyim, hem şeytanlara güvenmiyor hem meleklere güvenmiyor tarzında bir yerde, arada bir yerde böyle konumlandırabiliriz bu örgütü. Sisterhood of the Priests of Ratma gibi bir adı vardı, yanlış hatırlamıyorum. Şöyle bakayım ben aslında. Şey yapmayalım, Skarn sayfasından geçelim. Şöyle Hul diye yazınca çıkacak mı? Çıktı galiba. Aynen, bu arkadaş. Belki görenler tanımıştır zaten. Heroes of the Storm'da Necromancer karakteri. Zulet His Journey, böyle görselleri var. Older Zul ve bizi Diablo Immortal'da karşılıyor. Çok fazla detayına girmek istemiyorum. Dediğim gibi özet yapacağım. Ara bir geçiş olacak. Diablo Immortal'da bu arkadaşı NPC olarak görüyoruz. Heroes of the Storm'da hero olarak görüyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ara geçişte yani Diablo 2 ile Diablo 3 arasındaki ara geçişte Ratman'ın rahiplerinin hikayesini göreceğiz ve Diablo 3'e nasıl bağlandığını, oradan da Diablo 3'teki Necromancer karakterinin nasıl aslında hikayeye dahil edildiğini öğreneceğiz. Dediğim gibi detaya girmeyeyim, o artık oyuna sürpriz kalsın. Ama dediğim gibi ilk defa tam anlamıyla, hani biz Diablo 2'de bir Necromancer görüyorduk, evet. İşte ölüleri kaldırıyordu falan filan ama biraz daha böyle bir gizemli bir karakterdi. Diablo 2'de oynanabilir Necromancer. Şimdi biraz artık yavaş yavaş işte Ratman'ın amacı nedir? İşte doğanın düzeninin korunması olayı nedir? Ratman'ın felsefesi ne? İşte Uldisyan Savaşı'nda, yani Günah Savaşı sona erdiğinde bu birlik nasıl hafızasını koruyabildi? Gibi 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 hikayelere değinilecek arkadaşlar. Bir diğer önemli olay da şurada ismi vardı. Edria arkadaşlar. Edria, şimdi bizim şu ana kadar bahsettiğimiz konular Diablo 2'den Diablo Immortal'a karakterleri sokuş diyeyim. Yani karakterleri o hikayeye doğru influence etme, yani içine doğru alma bölümüydü. Şimdi Diablo 3'e doğru geçeceğiz. Edria burada devreye gidiyor. Edria ve Magda. Edria aslında yani biliyorsunuz Aiden'ın sevgilisi. Bununla ilgili çok derin hikaye var. Yine kanala gidin arkadaşlar. Diablo 1'de oynanabilir Warrior karakteri olan Aiden, ki o da Leoric, yani Kral Leoric, Skeleton King, İskelet Kral adına ne demekten hoşlanıyorsanız, onun oğlu ve bunun kocası oluyor. Karısı işte bir şeyler dönüyor orada. Detayını dediğim gibi açın izleyin. Kanalda var. Neyse. Edria etkinliğini göstermeye başlıyor. Edria'nın da amacı
eski Soulstone'lara, bu Dünyalar Taşı'ndan alakasız, eski Soulstone'lara yani iblislerin ruhlarının hapsedildiği taşları bir bir bulup ve bu Black Soulstone dediğimiz Diablo 3'teki Black Soulstone'la birlikte Diablo Primeval olarak Diablo'yu tekrar hayata getirmek, ama tabii daha güçlü olarak. Yani biz Diablo 2'de iblisleri yenerken işte aradaki daha önceki yendiğimiz iblis taşlarının sağda solda nasıl söyleyeyim böyle serseri mayın şeklinde dururken Edria karakteri devreye giriyor ve bunları tek tek toplayıp Diablo 3'te bize Diablo'nun ana formunu ortaya çıkartacak silsile hikayesini başlatmış oluyor. Şimdi şöyle gösterecek olursak Diablo Immortal'da bu Coven, aslında çok güzel yerine geldik. Coven'in kuruluşunu, Coven'in hikayesine girecek ki burada da dediğim gibi yazıyor. Coven dediğimiz şey arkadaşlar bir cadı birliği gibi düşünebilirsiniz. Hatta burada şey çok güzel bir görseli var. Edria ile Magda'yı görebiliyorsunuz. Şu arkadaş Edria, şu arkadaş Magda. Edria bu birliği kuruyor. Kendisi Diablo'nun müridi olarak devam edecek. Magda da Belial'ın müridi olarak devam edecek. Ve biz bu hikayenin gelişimini, eğer questleri biraz daha dikkatli okumak gerekecek. Yani Zul ve Valla'nın hikayesinde, eğer tabii şöyle tırnak içinde söyleyeyim. Alfa'da ve Beta'da bu böyleydi. Değişmiş olabilir çünkü her zaman son sürüm oyun. Son sürüm oyundur yani. Magda'nın hikayesine işte questlerde dediğim gibi derinlemesine bulabileceksiniz. Ve böylelikle de hikayeyi Diablo 3'e taşıyacak. Tabi Scar'ın nasıl ölecek? Biz Diablo bir, bu bir Diablo oyunu. Diablo ile karşılaşacak mıyız? Bilmiyoruz. Şimdi burada hızlı bir giriş yaptık aslında. Tabi sadece bunlarla kısıtlı olmayacak. Bir ton görev olacak. İşte biliyorsunuz Diablo Immortal'da Shadow'lar var, Immortal'lar var. Adında oyunun adı zaten Diablo Immortal. Ama orada aslında Immortal derken Ancient'lara böyle bir atıfta bulunuyor. Ancient'lar kim? Bunların hepsi kanalda var arkadaşlar. Dediğim gibi. O yüzden o tarz şeylere, oyunun kendi içerisindeki hani ana şeyden bağımsız biraz da işte oyuna ait hikayesini oyun çıktığı zaman oynarken beraber karakter kasarken değiniriz diye düşünüyorum. Umarım değiniriz çünkü şu sıralar içeriklerimi nasıl yöneteceğim dair bir fikrim yok. Şimdi gelelim oynanabilir klaslar arkadaşlar. Zaten şu ana kadar anlattıklarım biraz da böyle hani oyunu hem az bilen, hani hikayesini az bilen, ne olduğunu duyan, eden arkadaşlar da vakıftı. Bu hani hiç bilmeyen arkadaşlar için bir özet geçelim çünkü belki karakter açmak isterken vuruş şekillerinden ziyade arkadaki hikayesi nasıl söyleyeyim? Belki etkiler yani adam bana yakın geldi abi bu olay der. Bir sıcaklık kurar ama şey yapar. Neyse. Çok da detayına girmek istemiyorum çünkü bitmez arkadaşlar. Şimdi barbarlar bildiğin barbar. İşte dönecek, kılıçla vuracak, ağzını burnunu kıracak falan filan. Ama olay Vulkatos'a dayanıyor. Yine bu kanalda var. Dediğim gibi detayına girmeyeyim. Vulkatos'un kurduğu o biz insanoğlu olarak işte dünyalar taşını korumalıyız ve dünyayı işte gelebilecek iblis şeyinden korumalıyız kafa yapısı ve tamamen bunu insan gücüyle, çünkü Fiacla Gear'dı galiba, Druidizmi kuruyordu. Aslında bunlar Vulkatos'la iki işte kardeş gibi kardeş falan, yolları ayrılıyor. Vulkatos daha çok işte insan vücudunun gücüne, Fiacla Gear'da işte doğanın, doğa ananın gücüne şey yapıyor diyeyim, güveniyor diyeyim, tapmak yok çünkü bunlarda vesaire vesaire. İşte bu barbar dediğimiz karakter Bulkatos'un işte çocukları olarak geçiyor. Çocuk Bulkatos'un çocuğu yani barbar olarak böyle astım kestim vurdum ettim diyecekler. Şimdi şöyle bir haritamız var. Şurada Areyat Krater diye geçiyor. Burası işte zaten Dünyalar Taşı'nın bulunduğu yerdi ve Diablo 2'de patladı. İşte bu bölgenin insanları. Biraz daha böyle bakabilirsiniz olaya. Şurada da şöyle gösterelim. İşte aynen karakterde zaten görünüyor. Lambur lumbur işte elinde baltası var, sırtından silahlarını çekiyor, ağız burun kırıyor falan filan. Yani tamamen brute force bir karakter. Diğer karakterimiz Crusader. Crusader aslında şöyle söyleyeyim. Crusader evet hikaye olarak Diablo evreninde yeri ayrı ve var. Yani ama şunu kabul ediyorum.
Paladin. Yani bir oyunda, yani bir Diablo oyununda eğer Paladin yoksa Crusader var. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Diablo 2'de oynadığımız Paladin işte yerinde Diablo 3'te Crusader'a bırakıyor. Yani temel oynanış yapısı olarak aslında birbirlerine yakınlar. Ama tabii Crusader olayı çok daha farklı bir yerlere getirdi. Diablo 2'nin çıktığı dönemle Diablo 3 arasında çok büyük farklar vardı. Çünkü yıl olarak oyun yapılabilirliği açısından falan çok daha güzel yetenekler, skiller getirildi. Ama Paladin'likten biraz daha farklı bir şeyleri var Crusader'ların. Yani Paladin'ler işte Westmarch'ta dünya şey yani kurulmaya başlamıştı işte. Rakkis'in askerlerinden doğdular. Biraz daha işte kutsal ışığa olarak işte herkesi kucaklayır falan. Crusader'larda öyle bir şey yok. Kendilerinden başka kimselere güvenmezler. Ve hatta şöyle haritayı da tekrar açalım. Dünyanın bu doğu kısmında Swampland'de işte atıyorum mesela Paladinlik biraz daha bu batı kanatta yer alıyor. Ve biraz daha soyutlanmış aslında dünyada işte bu büyük savaşların olduğu dönemlerden biraz işte izole yaşamışlar ve ayrı bir acı çekmişler. Ve kutsal ışığa inançları o kadar büyüyor ki ve aslında bu ara ben kutsal ışığın muhabbetini ve paladinliğin şeyini de anlattım. Oradan biraz daha farklı nasıl evrildiğini de anlattım arkadaşlar. Onu da girip izleyebilirsiniz. Yani Crusader'lık biraz daha bu işte gerçek hayatta Haçlı dediğimiz ya da Templar dediğimiz tapınak şövalyeleri tarzındaki şeye daha uygun yani. Hani demek istediğimi anladınız yani. Herkese atarlı giderler. Özetle. Öyle söyleyeyim. Özetle. Sıradaki arkadaşlar şurada da görüyoruz Demon Hunter'lar. Demon Hunter'lardan bahsettim. Bahsettim aslında kimler olduğunu. O yüzden girmiyorum. Daha çok okçu ve büyücü Assassin. Şöyle söyleyeyim. Diablo 2'de Assassin vardı. Onunla işte Amazon karışımı. Amazon derken hani Diablo 1'deki o okçu arkadaş. Hani Bloodraven vardı ya. Okçu arkadaşla Assassin karışımı. İşte trap atıyor. Tuzaklar var ama bir yandan da elinde crossbowlar var. Onları sıkıyor falan filan. Tabii büyük ok da kullanabilirsiniz. Büyük crossbow da kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış bir şey. Detayına girmeyeceğim. Girdim zaten. Monklar hikayesi biraz farklı arkadaşlar. Bunlar aslında yollarını tamamen yine aslında paladinlik kökenine dayandırabiliriz diyebilirim. Çünkü yine ışığın şeyle ama biraz daha inner peace muhabbeti. Zaten yani o nasıl söyleyeyim Asya temasını almışsınızdır ama Asya'dan ziyade şu Kanduras yazınlısının S bölgesinde. Ve yine bunlar da arkadaşlar bulundukları bölge halkını korumak adına herkesten soyut bir şekilde yaşamlarını yürütüyorlardı. Bölgelerine gelen herkesi, demon olsun, insan olsun, melek olsun, herkesi biçip geçen tipler. Çünkü yok abi, biz ne gördüysek bizden olmayan kişilerden gördük tarzında bir kafa yapısı vardı. Daha sonra tabii artık dünyadaki olaylar Monkları da etkilemeye başladığı için tamam bu sefere biz de katılıyoruz tarzında. Böyle ufak ufak işte Karazim tarzı olsun. Diablo 3'teki oynanabilir Monk'ın adının olduğu söyleniyor. Karazim tarzı olsun böyle hero'lar göndererek bu dünyadaki dengenin sağlanmasına çalışan bir grup. Daha çok dediğim gibi içsel chi enerjisinin dışa vurumunu kendilerine benlik gücü olarak kabul ediyorlar ve bu şekilde dövüşüyorlar diyelim. Necromancer'lıktan bahsettik. Ben açıkçası Necromancer'da oynadım. Kapalı alfada, kapalı beta'da mıydı? Kapalı beta'da Necromancer'ı oynadım Diablo Immortal'da. Onun da videosunu kanalda arayıp bulabilirsiniz. Diablo 3'te de oynadık. Ratman'ın rahiplerinin müritleri bunlar. Arkadaşlar hikayeleri çok derin. Tragul isimli bir ejderhadan geliyor köken felsefesi. Dünyada iyi kötü diye bir şey yok. Her şey iyi kötü zaten. Bir dengede bulunması lazım. Sadece bu denge bozulursa yaşamın kökeninin tamamen yok olacağına inanan arkadaşlar. Bunlar melekler iyiydi, şeytanlar kötüydü. Şeytanlar iyiydi, melekler kötüydü. İnsanlar iyiydi, geri kalanlar kötüydü. Hiçbir şeye bakmaz. Tamamen dünya dengesinin bozulmaması üzerine kurulu bir düzenleri var ve buna inanarak
savaşlarını gerçekleştiriyorlar arkadaşlar. Büyücüler büyücü, her oyunda olduğu gibi büyücü arkadaşlar. Böyle işte elleri melleri, kolları sallaya sallaya büyüleri yapıyorlar. Arkadaşlar büyücülerin de hikayesi çok derin ama köken olarak şöyle söyleyebilirim. Vizieray klanının kalıntıları diyelim. Tabi Vizieray klanı daha sonra yasaklanıyor. Dediğim gibi Diablo evreninde diğer alemden, yani ölüler aleminden tanıdıkları ruhları çağırıp işte hasret giderdiklerini zanneden bazı arkadaşlar cehennemden şeytanları çağırdığını fark etmemişlerdi ve bu yüzden büyük savaşlar ortaya çıkmıştı. Var, evet var kanalda. Tam bir daha demişim, özür dilerim. Ama büyücülerin ayrı bir önemi var Sanctuary'de, yani Diablo evreninde. O yüzden ben mesela yüksek ihtimal büyücü oynayabilirim Diablo Immortal'da. Çünkü dediğim gibi yani adamlar Sanctuary zaten biliyorsunuz bir işte Melek Inarius, Şeytan Lilith'in kurduğu bir güvenli limanda aslında vesaire vesaire. Hem meleklerden hem insanlardan özür dilerim, şeytanlardan uzak kalacaktı. Amaç oydu. Derken konu nerelere geldi? İşte bu büyücü arkadaşlar. Bu büyücü arkadaşlar İblislerin Sanctuary'nin var olmasını var olmasından haberdar olmasını sağladılar. Cümleyi kuramadım ama anladınız demek istedim. Yani bu büyücüler olmasaydı belki de Diablo evreni hiç Sanctuary'e sarkmış bir savaş olmayacaktı. Belki de oyunları oynamayacaktık vesaire. Tabii olacaktı, oyunu yapacaklardı da. Demek istediğimi anladınız. Böyle. Devam edelim arkadaşlar. Şurada farklı bir konuya gelin. Bu arada dediğim gibi buna göre karakterinizi seçer oynarsınız. Ben büyük ihtimalle büyücü oynayabilirim, yani wizard oynayabilirim ama Demon Hunter'da az ilgimi çekmiyor değil. Şimdi arkadaşlar haliyle hikaye bir yerlerde geçecek. Bu bir yerler aslında zaten komple dünya burası. Komple bizim üzerinde yaşadığımız Sanctuary, güvenli liman, sığınak neyse. Dünyamız burası. Ama takdir edersiniz ki bu Diablo Immortal oyunun bütün bu dünyada geçmeyecek. Şu an ekranda gördüğünüz bölümlerde geçecek. Frozen Tundra aslında Diablo 2 oynadıysanız ya da Diablo 3 oynadıysanız. Diablo 2 oynadıysanız öyle, özellikle. Diablo 2 de var. Arayat Dağı'na giderken hatta orada geçtik, görevler yaptık. Adamlar kestik falan filan. Şu taraflar, şöyle kuzey tarafları. Dreadlands değil de biraz da şöyle diyelim. Burada gireceğiz, çeşitli görevler yapacağız. Hatta bir tane dungeon'ımız vardı, böyle buzlu muzlu, dediğim gibi bakarsınız. Onu da yaptık. Tree of Infus, şöyle Frozen Tundra'nın bir görselini vermeden geçmeyeyim. Şöyle bir şey var. Tanıdık gelmiştir zaten. Kapattım. Tree of Infus'la arkadaşlar özellikle Diablo 2 hastaları diyeyim, Diablo 2 severler. Bu ağacı çok iyi biliyorlar. İşte Deckard Cain'i kurtarmak için o büyülü scroll'u aldığımız ağaç burası. Bunu gidip daha sonra Akare'ye okutuyorduk. İşte hangi taşları sırayla açacağımızı gösterip Tristram'a ışınlanıp Deckard'ı kurtarıyorduk vesaire. Bu ağaç yine devrede. Bu sefer bizim karanlık gönderimizi ortaya çıkartıyor. Niye? Niye? Niye arkadaşlar? Çünkü eski tanıdık bir düşman yine karşımızda. Ona düşmanlar kısmında ele alacağım. Darkwood arkadaşlar, Darkwood aslında böyle çok önemli, işte atıyorum nasıl söyleyeyim, işte bir şehrin neyi vardı, Kadıköy atıyorum ya da Alsancak falan, böyle hani önemli bir aslında yerleşkesi değil ama bütün hikaye burada geçiyor. Yani bir şey yapmak için Darkwood'u geçiyorsunuz ve Darkwood böyle önemli bir şey haline geliyor. İşte atıyorum böyle hani kervanlar, şunlar buna kervansaraylar, özel dönem işte durak yerleri gibi şeyler yok. Yani böyle bir şeylerin olmasına müsaade olmuyor yani. O kadar böyle yoğun bir karmaşanın yer aldığı bir yer ki her oyunda artık yer aldı. Özellikle Diablo 2'de ki şeyi hatırlarsınız, böyle pek çok bölgenin ara geçişini yer alıyordu. Ama bu sefer biraz daha kanla bulanmış şekilde. Şurada arkada unutulmuş kule diyeyim, Forgotten Tower'ı görebilirsiniz. Westmarch. Arkadaşlar Westmarch dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Şöyle söyleyebiliriz, hatta şu görselleri falan şöyle bakabilirsiniz. Westmarch bizim ana şehrimiz olacak bu arada oyunda. Onu söyleyeyim size. Şöyle gayet güzel çizimler var. Lokasyonu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Westmarch burada. Diğer büyük önemli şehirlerden biri de Caldium. Kuras, Vision falan buraları görüyorsunuz. Vision yerle bir oldu.
Kuras'ta keza öyle. Aslında Kaldium daha büyüktü. Kecistan daha doğrusu şehir olarak büyüdü. Öyle büyüdü ki ülke haline geldi falan. Güzel, Yüreh de çok büyüktü. Daha sonra Limbo'ya ışınlandı falan filan arkadaşlar. Velhasıl girmeyeyim, şöyle aklıma geldikçe böyle anısal, böyle anılar falan depreşiyor. Vesmar bu şöyle söyleyeyim, Batı'nın çiçeği, en büyük şehri, insanoğlunun dünya üzerinde yaptığı nadide şehirlerden biri. Rakkis'in çok büyük eseri var. Rakkis, Kral Rakkis. Araştırırsanız, girmeyeyim detayına arkadaşlar. Gerçekten çok uzun. Var, evet var, anlattık ama müthiş bir şey var. İşte Kral Leoric 2 oğlunu buraya seferlere gönderiyor, kaybediyor. Aklını yitirmesinde bu şehrin adı geçiyor falan. Ah Vesmar, ah. Forgotten Tower. Forgotten Tower'ın da detayına girmeyeceğim arkadaşlar. Kontes'in evi burası. Unutulmuş bir kule diyebiliriz. Aslında Black Marsh'ta Kanduras bölgesinde. Kanduras da şurası arkadaşlar. Şöyle biraz daha dağlık bölge. Hatta biraz daha doğusu diyebiliriz. Forgotten Tower'ın olayı arkadaşlar, Diablo 2'yi oynayanlar şu görseli hatırlarlar. Kontes'in eviydi. Yine Kontes'in evi olarak devam edecek. Ashwood Cemetery bir nebze daha yeni bir bölge ama aslında bölge olarak çok da nasıl söyleyeyim, yeni bir yer değil. Tristram'ın mezarlığı gibi düşünebilirsiniz. Kral Leori'nin nasıl söyleyeyim, böyle hakimiyeti altındaki bölgelerden biriydi. Şöyle düşünebilirsiniz şurada. Hatta şuralarda bir yerde. Eğer yanılıyorsam yanılıyorumdur yani. Detaylara girmiyorum. Festering Forest da yine Kanduras bölgesinde, şu dağlık arazide bir ormanlık. Burada da pek çok görev yapacağız. Hikayesini tam anlamıyla Diablo Immortal'da öğreneceğiz. Detaya girmiyorum. Geçiyorum çünkü uzamaya başladı video, uzasın istemiyorum. Wartam Diablo 3'te de gördük. Diablo 2'de de duyduk. Bak şeyde yazıyor zaten. Ferryman bizi götürüyordu orada, hatırlarsınız Diablo 2'de. Diablo 3'te böyle yanar dönerli bir hale geliyordu. Diablo Immortal'da da yerini almış arkadaşlar. Pek çok karakter burada görünecek. Aynen, Doom in Wartan gidiyorduk Diablo 3'te. Kılıcın parçalarını ararken, Tyrael'ın kılıcın parçalarını ararken burada geçiyorduk. Magda'yla yarış halindeydik. Diablo Immortal'da da yerini almış. Yani yeni bir bölge değil, öyle söyleyeyim. Yeni bölgelerden biri bu olacak arkadaşlar. Realm of Damnation. Realm of Damnation'a da çok detayına girmeyeceğim. Dediğim gibi videoyu uzatmak istemiyorum. Bu Scarn'ın, yani Diablo'nun sağ kolunun alemi. Diablo'nun sağ kolu ne yapmaya çalışıyordu? İşte Worldstone'un parçalarını toplayarak Diablo'yu yeniden uyandırıp sonsuz savaşı alevlendirmek niyetindeydi. Biz de buna engel olacağız arkadaşlar. Ve işte çeşitli görseller. Şöyle hızlıca geçiyorum. Gayet bence güzel duruyor ve açıkçası iştahımı da kabartmıyor değil. Şimdi son olarak villainlara da hızlıca bir girelim arkadaşlar. Bizi kötü karakterler olarak kimler bekliyor? Onlara bir hızlıca şey yapalım. Videoyu toparlayıp bitireyim çünkü 30 dakika oldu. Çok uzun. Arkadaşlar eskilerden kalma bir dost düşman diyeyim, artık o kadar gördük ki kendisini, artık sempati besler hale geldik. Skeleton King, Kral Leoric, Deli Kral. Yazık, adam oğullarını kaybetmenin acısıyla karısını idam kararını veriyor, daha sonra iyice kafayı yiyor. Ama bu kafayı yiyiş kendi kendine olmuyor. Diablo'nun etkisi var ve acısı Diablo Immortal'da da devam ediyor. Hantuç Kerich aslında bir dungeon değildi ama niye buraya koymuşlar, değişik olmuş. Bilmiyorum arkadaşlar, böyle bir atlı var bölgede, kovalayıp işte durdurup buradaki arkadaşları da Ashwood Cemetery yazıyor zaten şeyde de. Böyle çeşitli, ben açıkçası hikayede böyle bir yeri olacağını düşünerek oynamamıştım betasını oynarken, işte bir item atıyor diye falan kesmiştim. Ama eminim ki daha derinlemesine bir şeyi vardır büyük ihtimalle. Leoric'le de bir bağlantısı. Leoric'in karısı Asilia mıydı? Alisa mıydı? Onunla da bir bağlantısı vardır büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Kontes, Kontes, Kontes. Evet, en sevdiğim, görselini en çok beğendiğim, hı dediğim kötü karakterlerden biri Diablo Immortal'da. Kontes, Diablo 2'deki Kontes'le aynı Kontes.
kan büyüsü yapma gücüne sahip olduğu için kendini yeniden ve daha güzel olarak dünyaya getirdiği ve bu kan büyüsünü ki işte Darkwood'da ve etrafındaki bölgedeki o kan lanetini kaldırabilmek için Kontes'le yüzleşmemiz gerekecek. Kral Fahir'in hikayesini ilk defa Immortal'da duyacağız. O yüzden ben de meraklıyım. Detayını evet girip bulabiliriz ama oyunda öğrenmek niyetindeyim. Kral Fahir de bizi çöl iklimlerinde şey yapıyor. Zaten Firavun görsellerinden anlamışsınızdır. Baal eski bir düşmanımız. Baal büyük bir düşmanımız. Baal belki de yani oyunun ana düşmanı olan Skarn'dan daha kuvvetli ama o Baal bu Baal değil. Çünkü biz Diablo 2'de Baal'ı öldürdük. Ruh taşı işte Edria topluyor. Ama biz burada ilk üçlünün avındaki Baal ve işte Zoltun Kul müydü Zoltun Kul? Hayır. Talraşa'nın Baal'ı kovalamasını falan. Buna bir tanıklık olacağız. Yani geçmişe tanıklık edeceğiz. Archive'dan giriliyor buraya. Güzel bir hikaye. Ben çok beğendim. Bunu oynamaktan çok keyif aldım. Eğer oyunun tam hikayesiyle ilgilenenler varsa bu Baal Dungeon'ı çok hoşunuza gidecektir. Glacial Colossus aslında evet böyle çok ana böyle bölümde bir hikayede karakter ben bilemedim, göremi koyamadım. Frozen Tundra'nın son boss'u gibi bir durum da arkadaşlar. Evet burada sağda solda oyuna giren insanlar oldu. Yapacak bir şey yok artık. Onları kapatmayı unutmuşuz. Yani kapattım ben aslında Steam'le şeyi ama. Neyse toparlayalım ve bitirelim arkadaşlar. Çok da uzatmıyorum. 36 dakika oldu arkadaşlar. Bunu hemen yükleme niyetindeyim. Çünkü daha yükleyeceğim. Buradan varacağım. 2 saat falan var. En az 2-3 saati var. Evet arkadaşlar. Diablo Immortal'ın hikayesinin ana hatlarına değinmeye çalıştım. Diablo 2 ile 3 arasında bir geçiş yaptıracak bizi. Temelde anlattığım şeyler bekleyecek. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer atladığım yerler varsa, merak ettiğiniz yerler varsa sorun. İlk fırsatta cevaplayacağım. İşte sosyal medyadan falan takip etmeyi unutmayın. İşte çanı manı açın falan. Bunları söyleyeyim ki yapılsın çünkü yapılmıyor. Böyle de bir şey vardı. Söyleyeyim neyse. Söyledim işte yapın yani. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Mümkün olduğunca ekranlar karşısına geçmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Aman dikkatli olun arkadaşlar. Etrafta salgın var, hastalık var. Ülkenin hali zaten ortada. Uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Eyvallah.